15 Temmuz kanlı darbe girişimini araçsallaştırarak 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in ortaya çıkardığı yüz binlerce mağduriyetten doğan şikayetlere bir cevap olarak sunulan ve esas amacının Anayasa Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak arama çabalarının önünü fiilen tıkamak olduğu konusunda ciddi eleştiriler bulunan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu halen daha kendisinden beklenen bu görevi yerine getirmeye dursun. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kaygıların hepsini doğrulayacak bir karar vererek bir iç hukuk yolunun tüketilmediği gerekçesiyle yapılan başvuruyu OHAL Komisyonu'na yönlendirdi. Bu konuda beklentilere cevap verebilecek, adalet arayışına yanıt verebilecek şekilde bu komisyonun derhal göreve başlaması ya da bu komisyonun adalet arayışının önündeki engel ve tampon görevinden bir an önce men edilecek şekilde gerekli siyasi iradenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün çocuk işçiliğiyle mücadele günü, sabah gazetelerini ellerine alan vatandaşlar, NİDE Milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine bakanlığın verdiği 102 bin çocuk işçi var cevabıyla irkildiler. Bu resmi rakam olması ve bu boyutta olması gerçek rakamların, fiili durumun ne kadar korkunç olduğuna da işaret eden bir gerçek. Bir ülkede hem işsizliğin de genç işsizliğin yüksek olması hem de çocuk işçiliği sorununun olması iktidarın yönetme kabiliyetinden ne kadar uzak olduğunun ve ülkenin ne kadar kötü yönetildiğinin bir göstergesi. Bu konuda bu ülkenin gerçekten doğru politikaları hayata geçirecek, çocuğu çocuk olarak gören, işsizliği de ana sorunu olarak gören gerçek bir sosyal demokrat iktidara ihtiyaç olduğunu. Son olarak da geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir torba yasadan en rahatsızlık yaratan zeytinliklerle ilgili madde komisyona geri çekildi. Elbette ki ısrar edilmesine göre doğru bir adım ama komisyon safhasında da toplumsal duyarlılığın ve doğruların yapılmasının takipçisi olacağız. En doğrusu bunun komisyon sürecinin tüm paydaşlarla birlikte ve gerçekten çevreye ve zeytine duyarlı bir şekilde ele alınması. Ama bu maddenin çekilmiş olması meralarla ilgili tehdit yaratan düzenlemenin ortada olduğu gerçeğini, desteklediğimiz yatırımcının, sanayicinin sırtından alınan TRT payının vatandaşın sırtına doğal gaz paralarıyla, telefon faturalarıyla yüklendiği gerçeğini, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bu meclisin yaptığı önemli adımlardan olan bir adımın 2020 yılına... Evet, tamamlayın Sayın Özel. Ertelenerek bir zafiyet yarattığını ve eğitimle ilgili yapılacak düzenlemelerin Milli Eğitim Komisyonu'nun olanca muhalefetine rağmen hem YÖK konusunda hem araştırma görevlilerinin iş güvencesizleştirilmesi konusundaki kaygılarımızı taşımaya devam ettiğimizi ve bu maddelerin içinde bulunduğu bir torba kanuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak en yüksek muhalefet refleksini göstermeye devam edeceğimizi Yüce Meclis'in bilgilerine arz ediyorum. Saygılar sunuyorum.